Yerde olmayan 15 yaşındaki bir kız çocuğunu arıyoruz. Kız çocuğunun başına ne geldiğini soruyoruz. Sorarken de olaylar çok farklı yerlere gidiyor ve çok üzülüyoruz. Siz de çok üzülüyorsunuz. Ama babasının ve annesinin dediği gibi bu işi ikisi biliyor. Aynen. Onlar dışında bu işin ne olduğunu bilen yok. Yok. Yani ya o konuşacak ya o konuşacak. Ya Fatma konuşacak ya Mustafa konuşacak. Ya da ikisinin ortak bir sırrı var. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kafama deli şeyler, düşünceler geliyor. Ama şu bir gerçek. Sizin evladınız. Aynen. Senin kızın. Senin evladın. Yok, sadece benim kızım Didem Hanım. Öyle sadece mi? Benim kızım. Niye, Mustafa'nın kızı değil mi? Değil. Nasıl yani? Değil. Öyle sadece mi? Ben arıyorum. O benim sevgililerim arıyor. Başka hiçbir şey aramıyor. Sadece ben arıyorum. Mustafa nasıl bir babaydı? Hiçbir babalık değil. Yani şimdi nasılsa aynı. Vicdansız. Hiç çocuğuyla, çocuğuyla ilgili bir şey konuşuyor yani mu? Sadece benim sevgililerim konuşuyor. Köpekleri yaşakları öldürüyor dedi ya, ben katil, cani. Onun demesi o yani. Sadece benim çocuk işte sevgililerimi araştırıyor. Başka çocuk araştırdığı yok. Ama elimizde bazı görüntüler var. Yani Mustafa'nın evlatlarıyla olan görüntülere de bir haksızlık etmemek için ne yok kadar görüntü varsa hepsini ekranlara götürüyoruz. Dışarıdakiler de çekiyor. Bak dedim, ben gattar bir babayım. Ben inkar etmiyorum. Fotoğraf ben hiçbir zaman çocuklarıma taarruz vermem. Ne vermem? Taarruz vermem yani. Taviz vermem. Sevgisini göstermem diye. Ama taviz vermek başka bir şey, sevgi başka bir şey. Hayır, ben içinden severim, dışından değil. Şöyle evet, böyle yani dört işinize bakın, için. Gücünüze bakın, bana yardımcı olun. Ben devamlı bu şekilde baskı ama yaptım. Ama sen dedin ki ben Şükür'e çok öfkeliyim. Nasıl öyle, öyle bir kelime kullan. Kızgınım daha doğrusu. Çocuk ortalıklarda yok. Nasıl ben böyle bir Şükür'e kızgınım? Yani ben öyle bir kelime hatırlıyorum. Ben hatırlıyor musun sevgili izleyiciler? Yani şöyle, bizi bırakıp gittiği için mi? Onun öncesindeki cümleyi hatırlamıyorum ama. Ne dedim? Mesela böyle hamilelik mümkün değil yani. Böyle bu kaşı olsaydı mesela. Veya kaçtı diyelim. Mesela baba, ben mesela şunu seviyorum veya benim şöyle bir durumum var demediği için yani bana. Demediği için kızgınsın. Ha, kızgınım yani. Kesin sevgilisi var mıydı? Ya bana söyleyebilirdi mesela. Ben... Kesin sevgilisi var mıydı? Onu sen bileceksin. Sevgilisi var mıydı diyorum mesela. Onu sen bileceksin. Sen baba değil. Sevgilisi var her mıydı şeyi diyorum. Bir kız çocuğu annesiyle paylaşır, babasıyla sen değil. Sen şimdi demedin mi benimle paylaşmadı, şey etmedi diye? Ya tabii kız kızarım, niye kızmayayım? Benim evladım, bir tek senin evladın mı? Tamam, senle nasıl paylaştın? Bir tek senin evladın mı? Benimle de paylaşabilirdi mesela. Yok, sadece benim evladım. Bana mesela senin deseydin ki, değil. Bir ay öncesinde deseydin senin ben çocuğuma değil. Gelirdim, sen sorardım, soruşturdum. Sen evladın. Dibine oturdum, gerekirse evlendirdim. Benim telefonumu takip et, sevgililerimi ara. Sadece benim sevgililerim var. Ya bırak şu sevgiliyi ya. Bırak benim de sevgilim var. Boyuna gelse sen sevgili atıyordun ya ortaya. Ama ben gerçekleri söylüyorum burada. Sen o 2017'den beri sevgilin yok mu? Evlenmeden önce benimle sevgilin yok muydu? Ben sevgilim. 2020'de sevgili. Sevgili işini kapat. Sevgili işini kapat. Sevgili işini kapat. Gerçekleri konuşalım burada. Bu arada ben bir şey açıklayacağım. Mustafa'nın çocuklarıyla ilişkisini anlatan bir video var. O videoyu şu anda arkadaşlarım Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koydular. Siz oradan bakabilirsiniz. Öte yandan yayını da takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Oradan şu an o videoyu yayınlayacağız. Birazdan ekranda da yayınlayacağım. Fatma o videoyu görmedi. Önce siz görün sevgili izleyiciler, Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Benim sorularımdan sonra Fatma da görecek o videoyu. Onun da yorumlarını merak ediyorum. Mustafa'nın çocuklarla olan ilişkisi. Şimdi şu söz benim biraz kafamı karıştırdı. Benim çocuğum o, benim kızım, Mustafa'nın benim kızı değil. Zaman. Ne demek? Yani aramadığı için. Yani hiç, şimdi sevgilimden başka, şu kaç gün oldu buraya, 20 gündür mesela televizyon çıkıyoruz değil mi? Hiç kızımdan bahsetti mi? Kız nerede değil mi? Bu oyuna benim sevgililerim attı ortaya da, benim şeyim attı ortaya da. Şunu mu yapmaya çalışıyor? Tamam, bu tamam, ben özür, tamam, ben özür dilerim bu milletten. Bundan sevgilim konuşmayacağım. Gerçekleri konuşalım hadi. Şimdi ya da konuşalım. Hadi gerçekleri konuşalım. Bak tamam, sevgili, tamam. Ben şu halkın içinde özür diliyorum senin pisliklerini çıkardığım için, sevgilini evet, çıkardığım evet. için. Gerçekleri konuşalım hadi. Hadi gerçekleri konuşalım. Pisliklerim yok, senin pisliklerin var anca. Ya tamam, benim pisliklerim olsun ne? Olsun, çıkaralım hadi. Tamam, konuşuruz. Konuş. Tamam, hadi konuşalım. Konuş. Şöyle. Tamam, konuş. Sen söyle, ben anlatayım. Hangi... Sen, ben söyleyeyim, sen anlat. Tamam, neredeydin o gece? Nasıl nerede gece dedim? Onların hepsini çıkarttıracağım burada, nerede olduklarımı. Kızın gittiği gün neredeydin? Hepsini çıkarttıracağım. Tamam, çıkarttır. Sen çalışmıyordun, kira karını bana ödemiyordun, evine gece işe gidemiyordun, sen çöp topluyordun öyle mi? Ha? Sen çalışıyor muydun? İlk hayır. Girdiğin yer senin fabrikaydı. Ben yan gelip böyle yan gelip yatıyordum değil mi? Aynısını yapıyordum. Gidiyordum kahveye. Aynısını yapıyordum. İlk girdiği yer değil mi? Dün şimdi onlara geleceğim. Onlara ben geleceğim. Bekle, onların zamanı var.
Merak etme, geleceğim. Ama şimdi şunu ben merak ediyorum. Şimdi ekranlara da getireceğim. Sevgili izleyiciler, siz Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Mustafa'nın çocuklarla olan ilişkisini gösteren videoyu izliyorsunuz, biliyorum. Şimdi bayramlar önemli de sevgili Fatma. Evet. Bayramlar çok önemlidir. Hep kötü günler mi yaşadın? Bayramlar nasıl geçti senin için? Hiçbir şey, aynı geçti Didem Hanım. Aynı gün nasılsa mesela benim büyüğüm günü nasıl geçti? Aynıydı yani, bayram şeyli değildi. Aynıydı. Çocuklara yani fark bayramda, eden bir şey yoktu. Ya hep diyormuşsunuz ki şükür Türkan bayramlarda geliyor diyormuşsunuz çocuklu yani etrafa da. Aynen. Yani gelmedi, ortada olmadığı gerçeğini aslında siz de biliyorsunuz. Fakat yani geliyor işte, gösteriyorduk yani, geliyor diyordum ben mesela. Saat 6 gibi geliyordu, saat 12, 1 gibi gidiyordu diyordum. Peki bu yalanları neden devam ettiriyordun? İçin sızlamıyor ya, muydu? Sızlamam dedim ama zaten şey ağzından konuşurken zaten o içimde yanarak şey konuşuyordum. Bir dakika, bir şey soracağım. Gerekirse onu da buraya yayına bırakacağım. Bugün bayramda bir komşunun bir tanesi. İsmini kullanmıyorum şurada. Bir gün eve geldiğinde sen ona yanında bir kızla bir kel kafalı, benim gibi kel kafalı biri varmışmış. Onunla senin kızın diyelim, sen dedin ya benim kızım diye. Kızınla sen, o adam, o bayan konuşmadı mı? Benim nasıl kızım, anlamadım, benim kızım, bir daha söyle. Bir dakika Didem Hanım. Benim kızımla konuştu. Sen bu benim kız. Dedin mi demedin? Attın bir orta yere daha bir şey daha. Ben öyle bilen bir şey, hiçbir şey demedim. Komşunun bir tanesini bir kızla konuşturup bu benim kızım mı dedi? Yok Didem Hanım, öyle bir şey yok. Yok mu? Yok öyle bir şey. Oldu mu? Attın yine bir orta yere bir şey. Aa. Bir tane bizim komşunun ismini konuşmuyorum. Yani yakın çevrede bu komşunun bir tanesi eve gelmiş. Benim eve gelmiş. Evet. Bu da torunuyla, öyle diyeyim gayet. Torununu geziyormuşmuş. Kızı çıkmış. Torunu mu geziyormuş? Torunu elindeymişmiş. Bu torun kimin, bu çocuk kimin demiş. Benim torun demiş, benim kızım demiş. Ondan sonra kız çıkmış piyasaya. Ondan sonra kocası da çıkmış. Kel kafalı biri dedi. Bu senin kızın dedi, kopyasıydı dedi. Bak ben şu anda vicdanım rahat. Şu anda bugün çok bu iyiyim. Bu ne zaman olmuş bu peki? Onların hepsini ben seninle görüştüreceğim. Tabii canım, hemen görüştürürüz. Böyle bir şey oldu mu? Yok dedim ben. Torununla beraber hamile, o zaman hamile olduğunu sen de düşünüyorsun. Vallahi ben dün akşamdan beri uçuyorum abi. Evet. Dün akşamdan beri uçuyorum ben. Didem Hanım da dediği gibi, kızın yaşıyor dediği gibi. Didem Hanım gece yatıyor, rüyasını görüyoruz ama ben çıkartıyor, başka bir şey yok. Yani şunu söylüyor sevgili izleyiciler. Ha, bak bir nasıl gün, gülüyorsun, bak nasıl gülüyorsun. Evde bir tane çocuk görmüş komşunun keşke teki. Torunu mu demiş. Keşke yaşasın. Hayır, senin ben bu yalanlarını böyle çıkaracağım. Böyle bir şey olmadı mı? Hayır Didem. Torunla beraber şey senin kızın eve geldi mi? Hayır Didem. Sen o sırada komşuya bahsettin Didem mi? Öyle bir şey. Damadın da varmış. Ben ne için ben burada rezil olayım Didem Hanım? Ben kızım aramışım, neden rezil edeyim kendimi? Babamın telefon numarasını vereceğim size. Neden rezil edeyim? Babamın telefon numarasını, bak bu yayından sonra ben size her şeyi gerçekleri anlatacağım bak. Tamam olur, konuşuruz. Benim amacım ne? Ben bir şey mi yapmak istiyorum? Bir film senin mi çevireceğim? Senin amacın neydi? Bana bu iftirayı atıp cezaevine sokturup mallara konup hayatını yaşamaktı. Vay. Ama neymişim ben ya? Erkek neymişim? Tabii umduğun gibi çıkmadı. Vah. Değil mi? Nasıl bir şeymişim ben ya? Nasıl bir mal varlığın var ki Mustafa? Dünya kadar mal var, en zengin bu. Neyin var? Mal varlığı neyin var? Gerçekten malım bilmiyorum. Var, şu anda benim 1,5-2 trilyonluk malım var. Evet. Ben 100 koyunum var şu anda misal. 100 de koygusu olsa 200. Onları yiyecek sevgilisiyle. Yok canım. Evet. Neymişim ben değil mi? Amacı oydu. Ne kadar amacı şey oydu. Mesela benim olan, büyük olan demiş ki mal koyunların hepsi bizim demiş. Babam içeri girerse hepsi bizim demiş. Çocuk öyle satarız mi söylemiş demiş. Gideriz annemizin Antalya'da yaşarız demiş. Ben şunu merak ettim ama bayramda, o yüzden merak ettim. Yasin bayramda kıyafet almak istemiş. İsteyince bir şey yaşanmış. Evet. Ne yaşandı onu bir anlatır mısın Mustafa bir çocuğu? Zabali'nin biz yattık, zaman yani kalktık. Biz çarşıya çıktık ikimiz de. Çarşıya çıktık. Onda çocuklara geldi, bu çocuklara para sordu. Yani iş yerinden para aldınız mı diye. Çocuklar da dedi ki para almadık, vermedi patron dediler. Ondan sonra bindik biz, ikimiz gittik. Ondan çocuklar bizim arkamızdan garaja geldiler. Garajda alışveriş yaptık. Bu koyunu yollamak için oğlanı aramış Yasin'i. Yasin demiş ben garajdayım. İki numarayı. Evet. Evet. Garajdayım, üç ben üst alıyorum diyor. Ortanca. Üst alıyorum diye. Ondan sonra biz geri gelirken bu başladı çengelenmeye. İşte benden para saklıyorlardı. Benden ne için saklıyorlar? Ben kimin için çalışıyorum? Ayrımcılık yapıyordun. Kimin için çalışıyorum diye yapıyordun. Bu başladı. Çocukların parasını elinden alıyor. Evet. Kim ayrımcılık yapıyor? Çocuklar da sakladı diye. Abi sen çocuklarda para bile yok. Sadece öyle demiş. Yani param şeyi yok. Vallahi oğlanı arayıp da sorabilirsiniz de. Bak ben arpa aldım. 4 ton arpa aldım. Yani şunu 58 bin lira.
şunu söylüyor yani, detaya girmeyelim de şunu söylüyor. Diyor ki çocuklarına doğru düzgün babalık yapamadı. Çocukların elindeki parayı da aldı. Şimdi çocuklar da senin onlara yaptığını mı sana yapmayı planlıyorlar ben acaba? Geçen o çocuğumdan istedim 3.000 lira para. İstemeyen mi yani? Çalışmadığın için isteyebilirsin tabii ki. Ama ya ben bunun için çocuğun parasını evden alıyorsam gelecek burada içki mi içiyorum ya? Ben çocuklarından para alıyorsam ben de çocuklarına güveniyorum. Çünkü ben çalışmıyorum, koyun gidiyorum. Arpasını alıyorum, samanını alıyorum, yemin alıyorum, her şeyini alıyorum.